Arkadaşlar merhaba tekrardan bugün sizlere bahsedeceğimiz konu sözleşmeli ellerin emeklilik hakkında e, bazı bilgiler söyleyeceğiz. Bu bilgiler doğrultusunda bilmediğiniz bilgileri öğrenmiş olacaksınız. Bu bilgiler e, vasıtasıyla sizlere gerekli bilgileri sunacağız arkadaşlar. Öncelikle sözleşmeli erbaş ve ellerden 3 yıllık görev süresini bitirerek 4. hizmet yılına devam edenler kuvvet komutanlıklarının belirlediği esaslar dahilinde uzman erbaş, uzman erbaşlığa başvuru yaş sınırı sözleşmeli erbaş ve eller için 29'dur. Dışarıdaki bir adam 27'ye kadar, içerideki bir adam 29'a kadar. Bu sizlere sunmuş olan bir imkandır arkadaşlar. Az subay olmak için müracaat edebilirler. Yapacak, yapılacak sınavlarda başarılı olanlar Uzman erbaş veya az subayla geçebilirler. Ee, uzman erbaş ve az subayla geçenler bu statülerde emeklilik mevzuatlarına tabi olurlar. Ayrıca sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 yıl hizmet yılını doldurarak ayrıcalıklardan nitelik belgesi olumlu olanlar ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu, kurum ve kuruluşların boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar. Evet arkadaşlar, bugün anlatmak istediğimiz konu sözleşmeli ellerin emeklilik hakkında birçok mevzuatlar e, söyledik. Dışarıdan bir kardeşimiz 27 yaşına kadar uzman erbaşlara hakkı vardır. İçeriden yetişen Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi yetiştirdiği özel personel 29'una kadar uzman erbaşla başvurabilirler. Az subayla başvurabilirler. 7 yıl hizmet bitiminden sonra boş pozisyonlar dahilinde kamu, kurum, kuruluşlar tarafından e, atanma gibi söz konusu olabilirdir arkadaşlar. Yani burada sizin gerçekten birçok imkanınız vardır arkadaşlar. Bu işin gerçekten hani ciddiyetine bindirirsek en az 3 yıl hizmet edin. 4. yılınızda isterseniz bir yıl daha uzatın isterseniz sözleşmenizi bitirin tazminatınızı alın dışarıdan başvurun zaten başvurduğunuz zaman sözlü mülakatına geldiğiniz zaman özellikle sözleşmeli er olduğunuza dair 3 yıllık hizmet ettiğinize dair Türk Silahlı Kuvvetlerine e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sizlere verdiği bir belge olacaktır o belgeyi Takdir gibi takdirname gibi alın götürün özellikle arkadaşlar Takdir alırsınız, takdinname alırsınız. Bunları da kesinlikle götürün arkadaşlar. Bunlar sizlerin işinize yarayacaktır gerçekten. Bunlar sizler için büyük bir avantajdır. Bizi bu sürece kadar dinlediğiniz için arkadaşlar sizlere çok teşekkür ederiz. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup, like atıp, bildirimleri de açarsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Seviniriz kardeşim, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.